Hepinize merhaba Doğuş TV izleyicileri. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndayız. Vatandaşlarımıza yeni gelen yasaklar hakkında soru soracağız. Hep beraber izleyelim. Yeni gelen yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Maalesef çok geç kalınmış yasaklar. Keşke hiç kalkmasaydı. Madem kaldıracaktınız, yani bir daha getirmeseydiniz diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü insan bunlardan, yani ben öğrenci servisi şoförüyüm. Şu an okullar tatil edilecek. Biz de ekmek parası kazanamayacağız. Keşke bir önlem alınsaydı da mesela biz devam edebilseydik. Ya da bizi de düşünün, mesela restoranlar var, kafeler var. Herkes işsiz kalacak şu an. Kimse bunları düşünmüyor. Kendileri kongre yapınca, bilmem ne yapınca bütün yasakları kaldırıyorlar. Şu an ondan sonra artacağını bile bile bu kongreleri yaptılar. 50 bin, 60 bine kadar vaka sayısı oldu. Ondan sonra yok yasakları getirelim, milleti perişan ettiler. Ya Allah bu beladan kurtarsın. Tek diyeceğimiz şey bu. Ramazan ayındayız zaten. İnşallah bir an önce bu koronavirüs biter. İnsanlar da eski huzuruna kavuşur. Yoksa bu hükümetin yapacağı bir iş değil yani. Bu hükümetle olacak iş de değil. Şahsen ben oyumun rengini değiştirdim bu şeylerden sonra. Yok yasak getir, yasak götür. Bu düzgün yönetilemediğini düşünüyorum. Çok iyi, çok beğeniyorum ben. Geç kalındığını mı düşünüyorsunuz? Geç kalmadı ama devlet ancak bu kadar yetişir. Ben memnunum. İyi diyorsunuz. İyi, çok iyi. Bir çok iyi oldu. Yani daha ileride iyi olacağını düşünüyorum yani. Yasaklarında biliyorsun hastalık biraz arttı gitti, kırmızıya dönüştü hep. Bu kırmızıya dönüş yani beyaz şeye sarıya dönüşmesi için biraz daha sıkı ve denetimli olmamız gerekiyor. Ama ileride inşallah daha iyisi olur yani. Yeni gelen yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Devlet daha iyi biliyor. Yasaklar gerekiyor ki devlet uygulama yapıyor. Yani biraz da insanlarımızın daha duyarlı olması lazım. Yasaklara uymamız lazım. Birbirimizden temasa daha dikkat etmemiz lazım. Yani inşallah iyi olur. İnşallah hakkımıza hayırlısı olur. Çok güzel. Bu insanlar biraz daha duyarlı olursa. Yani işi olmayan dışarı çıkmasın diyorum ben. İş kimde ne olduğu bellisiz yani. Yani inşallah iyi olur. Yasaklar bir taraftan iyi oluyor. Bir taraftan da yani fakir olan kişilere biraz engelliyor. Mesela ben şurada 33 seneden beri seyyar satıcılık yapıyorum. Herkes de biliyor bak gazeteciler, bazen televizyonlar gelip beni çekiyor bazen burada. Ben de engelliyim. Engelli maaşımızı da kestiler. Yani 5 aydan beri engellik maaşını alamıyorum. Şimdi para sıkıntısı oluyor bizde. Elektriğimiz var, suyumuz var, doğal gazımız var, yiyeceğimiz var. Bunları da alamadığımız için biraz zorluk çekiyoruz. Niye zorluk çekiyoruz? Bu yasak uygulandı diye zorluk çalışamıyoruz. Seyir satıcılıkta çalışamıyoruz. Bunda da bir taraftan da yasak güzel oldu. Neden daha güzel oldu? Yani millet bu hastalık yüzünden de kaynaklanıyor. Millet birbirine yani yakın oturamıyorlar. Uzak oturamıyorlar. Mesafeli oturamıyorlar. Yakın oturuyor. Bulaştırıyor. O ona deyince, o ona deyince biraz hastalık oluyor. Bak mesela bizim Hatay eskiden sarıydı, şimdi şeye çıktı, pembeye çıktı. Allah korusun kırmızıya çıkarsak bu sefer hiç evden dışarı çıkamazsak. Yani yasaklar işte bir taraftan iyi diyoruz, bir taraftan yani fakirler, çalışmayan kişilere biraz engelliyor. Yeni gelen yasalar olması lazım, olması gereken neyse olması lazım. Bu salgın dünyanın her yerinde, bir Türkiye'de değil ki. Yani devlet nasıl önlem alacağını da şaşırmış durumdalar. Ama inşallah düzelir. Salgının yapacağımız tek şey evde oturmak veya fazla yaklaşmamak birbirlerimize. Herkese saygılı olmak lazım. Sevgili Doğuş TV izleyicileri, bir sokak röportajımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki sokak röportajlarında görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Doğuş TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız.